Şimdi bu tablo bir pandemi, yani kıtalar arası bir salgın var. Olayı baştan düşünürsek, Aralık ayı sonunda Çin'den başlayan bu hastalık daha sonra kısa sürede Çin'de bir salgın boyutuna, nihayet dünyada da pandemi boyutuna ulaştı. Çin'deki bütün o bizim tüm dünyayı alarma eden vakaların 80 binler civarında, 82-83 binler civarındayken tüm dünyanın büyük bir sıkıntı içerisine girdiğini gördük. Ama şimdi önce bir dünyaya bakalım. Şu anda dünyada toplam vaka sayısının 13 milyonlara yaklaştığını görüyoruz. Ölüm sayısı da 570 binlere aştı. Ve dünyada günde bakın bütün o dünyayı alarma eden Çin'deki vaka sayısının 84 binler civarında olduğunu düşünürsek, bugün dünyada günde 229 bin vakanın görüldüğü gün oldu. Artık 200 binin üzerinde vaka görülüyor. Yani bir günde görülen vaka sayısı 200 binin üzerinde. Şimdi bunlardan sonra tekrar Avrupa rakamlarına kısa bir örnek verelim. Avrupa'da malum özellikle İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya pek çok ülkede çok ciddi sayılara ulaştı bu salgın. Şu anda bile İngiltere'de günde 500-800 arası vaka gözüküyor. 10 milyonluk İsveç'te bile vaka sayıları 300 ile 700-800 arasında, bazen çok daha da yükseğe çıkıyor. Şimdi böylesine önemli bir durum ve bizim altımızdan pek çok ülke, bizden daha az rakamlı ülkeler, Suudi Arabistan, Güney Afrika gibi ülkeler son haftalardaki vaka artışlarıyla bizi gelip geçtiler. Yani bizim çok önümüze geçtiler. Hindistan, Rusya, şu anda Brezilya dünyada ikinci, çok vakanın görüldüğü ülke. O zaman demek olaya dünya genelinde çok ciddi artışların devam ettiği, salgının birinci dalgasının bütün şiddetiyle devam ettiği ülkeler nedeniyle çok ciddi vakalar görüldüğünü, gerçeğinin altını bir çizelim. Tabii sonuçta salgın pek çok sektörü etkiledi. Hem kişi düzeyinde hem toplum düzeyinde, özellikle çalışma sektörünü, eğitim sektörünü ciddi şekilde etkiledi. Ve tüm dünyada bu etkilenen ülkelerde zaman içerisinde kademeli serbestlikler başladı. Ülkemizde pek çok kısıtlamalardan sonra, ki ardışık sokağa çıkma yasakları, en son Ramazan bayramındaki sokağa çıkma yasakları ve sonuçta özellikle dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomi alanına ve diğer alanlardaki yansımalar dikkate alınarak, haliyle insanların da özellikle 65 yaş üstü kesimin de sokağa çıkma konusundaki sıkıntılar nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir kademeli serbestliğe geçildi. Kademeli serbestliğe geçerken bütün hazırlıklar yapılmıştı. Her yerdeki kurallar belliydi. Yani ulaşım araçlarına ne yapılacak? Taksisinde, metrosunda, işletmelerde ne yapılacak? Kuaförlerde, alışveriş merkezlerinde, marketlerde, bakkallarda, bankalarda, PTT dahil bütün kurumlarda yöneticileri ne yapacak? Orada çalışanlar ne yapacak? Oradan hizmet alanlar ne yapacak? Bunların bütün kuralları belirlendi. Ve özellikle dendi ki biz normale geçmiyoruz. Yeni normale geçiyoruz. Ve bu yeni normal böyle 1-2 ayda sürmeyecek. Çok büyük bir ihtimalle 2021'i de kapsayacak bir yeni normal dönemi. Ve maalesef vatandaşlarımıza, milletimize asla bir korku ve panik olmasın ama dünyadaki gelişmeler, artan seyahatler, çalışma koşullarının değişmesi, özellikle gıdaların ithalat ve ihracatının yaygınlaşması, insanların doğaya karşı olan, çevreye karşı olan tasarrufları, yaban hayatın olan tasarrufları nedeniyle ne yazık ki bu tip hastalıklar bu düzeyde olmasa bile karşımıza çok sık çıkacaktır. Biliyorsunuz daha önce SARS'ı, MERS'i, en son Ebola'yı konuşmuştuk. Dünyayı tehdit eden hastalıklar bağlamında.
Şimdi o zaman ortada bir gerçek var. Bu gerçek de Türkiye'de bu salgının dünyada olduğu gibi bizi en azından 1-2 sene daha bizde sorun oluşturacağı gerçeğidir. Bütün bu açıklamalar yapılıp, bütün bu tedbirler, bütün bu kurallar belirlenmesine rağmen doğrusu gerek kişisel düzeyde, gerekse kurumsal düzeyde bu kurallara uyumda sıkıntılar yaşandı. Bunun ölçüsü bu matematik gibidir. Biz ne kadar kurallara uyarsak karşımıza bu kuluçka dönemi 2 ile 14 gün ortalama 7 gün 7-8 gün sonra bunun meyvesini görürüz. Kurallara uyarsak az vaka görürüz, giderek azalır. Kurallara uymazsak çok vaka görürüz. Bugün Türkiye'de olan 780'li vakalara indiğimiz Mayıs'ın ortasından sonra Haziran'daki kademeli serbestlik sonrası malum 1600'lü rakamları geçtik. Yani bir ikiye katlanma olayı oldu. Bir 10 kişi yaklaşık 7-8 kişiye bulaştırırken daha sonra demek ki 10 kişi 15 kişiye, 17-20 kişiye bulaştırdı. Şimdi bu şu anda bir kişi bir kişiye, yani 10 kişi 10 kişiye, bir kişi bir kişiye bulaştırır bir düzeye ulaştı binli rakamlarla. Burada pek çok habere konu oluyor. Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'da minibüs ve toplu taşıma araçlarının ne yazık ki kurallara tam uymayışı. Halbuki bu sonuçta kurallara uyarsak hem çalışanların hem o ilgili sektörün lehine. Çünkü yarın zorunlu olarak tekrar kısıtlamalar gelirse bu herkesi olumsuz etkileyecek. Bunu insanlar düşünmüyor. Ve gençlerin özellikle, gençlerin bu arada bizim tecrübe sahibi büyüklerimizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten kurallara uyma noktasında 60-65 yaş üzeri çok daha ciddi bir sınav verdi. Kurallara uydular. Ama gençlerimiz askeri uğurlama törenleri vesaireyle maalesef kuralları içe saydılar. Kendilerinin de hastalık, gerçi onlar arasında da ciddi hastalar oluyor. Ölenler de oluyor, bunun altını çizelim. Kendilerine bir şey olmadığı zihabıyla maalesef kurallara uymama noktasında bir ağırlık o kesimde oluştu. Bu bir suçlama değil, bir tespit. Haberlere konu oluyor. Fakat şunu düşünmediler. Eve gittiklerinde evlerinde yaşlı dedeleri, nineleri, anne babaları veya teyze veya halaları veya akrabaları veya hemen komşularındaki sevdikleri büyükler, büyüklerimiz, bunlar onlardan olumsuz etkilendiler. Bu düşünülmedi. Şu anda Türkiye dünyadaki ve diğer pek çok ülkeye göre bütün bunlara rağmen yine iyi bir düzeyde. Malum İran halen 2500'lü 3000'li vakaları gören bir ülke. Bizden daha önce başlamıştı buralarda enfeksiyon. Biz doğrusu kendi başarımızı kendimize ölçü aldık. Mevcut rakamlarımız bizim şu anda 100'ün altında inmemizi gösteriyordu. Yaptığı ya yapılan modellemeler, bu işle uğraşan bilim insanlarının yaptığı modellemeler. Şu anda 100'ün altında olmamız gerekiyordu. Temmuz ayı itibariyle evet, eğer kurallara aynen uysaydık, belirtilen kurallara kişisel ve kurumsal düzeyde, yani marketinden kuaförüne, minibüsünden metrosuna, taksisine varan yelpazede. Kişisel ve kurumsal, ama sadece kişilerle değil. Peki hocam. Bunlara uysaydı şu anda yüzün altında rakamlarda olacaktık. Şimdi bir defa hiçbir yetkilinin, ben bir yetkilinin veya bilim insanının bu virüste öldürücülük azaldı şeklinde bir açıklama yaptığını bilmiyorum. Ama bu konuda sorumsuzluk örneği gösterip ilmi delilleri tam incelemeden bir açıklama yapan varsa onun sorumlusu kendisidir. Şimdi bu konuda yapılan çalışmaların hiçbirisinde bu virüste olumlu veya olumsuz, yani değişimler oluyor ama bu değişimlerin kliniği bir ağırlaştırma veya daha hafif bir şekilde geçirme noktasında olan değişimler değil. Bunu defaatle herkes, yani bu konuda uğraşan herkes, bu konuda bilgi peşinde olan, bu konuyu araştıran herkes söyledi. Ve özellikle altı çizildi. Şimdi hastalığın kısmen hafif geçmesinin zemininde şu var, bunu vatandaşlarımız bilsin. Az da olsa kurallara uyuyoruz. Şimdi iki kişi düşünün, maskesiz ve fiziki mesafeyi korumadan, ikisi de birisi hasta olsun.
böyle bir kişiden bulaşan diğerinde çok fazla virüs bulaştığı için hastalık ağır seyrediyor. Fakat yine bir şekilde arada bir de olsa maskeleri kurallarını ihlal edecek, karşılıklı olarak maskeler takılıyor. Fizik mesafe arada bir unutulsa da hemen hatırlanıyor. Ve doğal olarak örnek olarak 1000 virüsle bulaşacakken 100 virüsle bulaşıyoruz. Bu 1000 ve 100 arasındaki fark 10 kat. Yani bu tabii tam matematik gibi yansımayabilir ama kişi ve bizim vücudumuzun da savunma ve farklı hastalıklara sahip olma sida hastalığının seyrini etkiler. Ama bu olay daha az mikrobun, yaz ayları da geldi, ister istemez mesafe açıldı. Yaz ayının verdiği yaşam tarzı nedeniyle. Yani fizik mesafede ister istemez kısmi bir başarı sağlan diyelim veyahut da yazın getirdiği bir şey bu, bir kolaylık bu. Artı maskeyi şöyle böyle eskiye göre daha fazla takıyoruz. Yani vatandaşların önemli bir kısmı, kendilerine gerçekten teşekkür etmek lazım. Vatandaşlık sorumluluk bilinciyle yazın bu sıcağında sıkıntıya girerek zorlanarak maskeyi takıyorlar. Onlara işte biz borçluyuz bunu. Ne kadar az virüsle bulaşırsa hastalık o kadar hafif seyirli olur. Henüz daha hastalığın klinik seyrine, ciddiyetine yansıyan bir viral değişim yok. Viral değişimleri hep böyle lehte bekliyoruz. Allah korusun tersi de olabilir. Yani bunu beklerken Yani en örneğin pis faktör. 1918'deki grip pandemisi dünyada 20 ile 50 milyon kişiyi öldürdü. İşte o ikinci dalga dediğimiz dalgasında virüs değişmişti. Virüs değişmiş olduğu için insanlık yeni baştan farklı bir virüsle, tamamen farklı bir virüsle karşılaşmış oldu. O günkü insanlığın vücut bağışıklık sistemini hiç tanımadığı yeni bir virüs ve çok öldürücü oldu. İkinci dalga çok öldürücüydü. Bu açıdan burada yine dediğim gibi panik için asla söylemiyorum. Korkutmak için de söylemiyorum. Virüste tabii olumlu bir değişim hepimizin beklentisi. Bir aşıyla birlikte, tam etkili bir ilaçla birlikte bu beklenti hepimizde baştan beri var. İnşallah gerçekleşir ama virüste olumsuz değişiklik de olabilir. Çünkü o da bir canlı, o da hayata tutunmak, o da bir canlıya bağlı bir canlı. Yani virüsler böyle tek başlarına çoğalamazlar. Bir canlı hücrede ancak çoğalırlar. Canlı hücrenin sistemini kullanırlar. O açıdan sonuçta onlar da yaşamlarını devam ettirmek için daha bir yani örnek olarak bu konuda hastalık yapma yeteneği artmadı ama insan hücrelerine virüsün bağlanması, girmesinin kapasitesi arttı. Yani daha kolay hastalık yapıyor ama buna rağmen ciddiyetinde bir artış olmadı. Ama tam tersi bir azalış da olmadı. Doğrusu devlet daha pandemiden 2 ay önce bilim kurulunu kurdu. İnsanlar aylarca çalıştılar ve bu süreçte bir yığın rehber hazırlandı. Bilim kurulu yetmedi, bilim kuruluna bağlı toplum sağlığıyla ilgili komisyon, alt kurullar kuruldu, alt komisyonlar kuruldu, gruplar kuruldu. Daha sonra toplum bilim kurulu kuruldu. Ve bunlar bir yığın rehber ürettiler. Dünyada şu anda toplum salgın yönetiminde en derli toplu, en geniş kapsamlı rehberlerden birine sahibiz. Yani içeriğine bakarsanız en zengin rehber diyebiliriz. Hemen hemen her şeyi içeriyor. Ve kuralları koydu. Günü geldi, kısıtlamaları koydu. Risk alarak, çünkü devletin her koyduğu kısıtlama ekonomisi için ve diğer sosyal yaşamı için, eğitimi için, kurumsal hizmet için bir risktir. Bütün bu riskleri aldı. Bunları erken mi kaldırdı bu olayı? Sonuçta bir şekilde kalkacaktı bu. Yani olmadı 15 gün sonra aynı şeyle 15 gün sonra karşılaşacaktık. Burada tabii ki burada devletin bir denetim görevi de var. Özellikle illerde sadece devletin ana merkezi hükümet karar almıyor. İllerde de pandemi kurulları var. Her ilin kendine özgü şartları gereği illerde kararlar alınıyor. Kararlar açısından doğrusu hiçbir eksiklik yok. Ama denetimin etkin şekilde sürdürülmesi konusunda eksiklikler olabilir. Çünkü bir kararı denetleyemezseniz orada sıkıntı olur. Denetimin biraz daha artırılması
ve oldukça akılcı bir şekilde yapılması gerekiyor. İnsanlara bu işi sevdirerek, yani ceza çok öne çıkmamalı. Bir açıdan hatırlatma, nezaketle hatırlatma ve kurallara uymayı sağlama şeklinde olmalı. Burada bize de bir görev düşüyor. Ben çok açık bir şekilde nezaketle, örneğin bugün bulunduğum kurumda iki kişi merdivenlerden inerken birisi maskeli, diğerinin de maske çene altında. Ben nezaketle gülümseyerek, maskemle, gözlerimle ve bir önce selam vererek maskemizi uygun şekilde takarsak hepimiz için faydalı olur dedim. Gördüğüm her yerde de bunu yapmaya çalışıyorum ama tepki alıyoruz. Bazıları bu işi çok daha da ileri taşıyor. Halbuki bana bunu birisi söylese, ben geçen haftalarda maskemi bir markete girişte arabada unutmuşum, farkında değilim. Girişte bir hanımefendi beni uyardı, bu şekilde markete giremezsiniz diye. Ben çok teşekkür ettim, hemen gidip araçtan maskemi alıp girdim ve kendisine tekrar teşekkür ettim. Böyle yaparsanız Türkiye bu işte çok kolay bir şekilde başarılı olur diye. Burada hem devletin denetim mekanizmalarının artırılması, özellikle ulaşım araçları ve minibüsler için, hem de bizlerin vatandaş olarak nezaketle ama asla şeyle değil, böyle hakaret amiz değil, nezaket içerisinde hatırlatmamız gerekiyor. Aşı ve ilaç çalışmalarına gelince şu anda değişik ülkelerde, en son Rusya açıkladı, başarı yolunda ilerleniyor. Burada tabii bunların fazları var. Önce zararlı olmadığı tespit edilecek. Ondan sonra gönüllülere çalışmalar yapılacak. Birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz diye. Üçüncü faza da ulaşmış aşı adayları var. Bu yıl sonu itibariyle 2021'in başında bu aşıların kullanıma, bir kısmının en azından kullanıma gireceğini düşünüyoruz. Ama burada aşının kullanıma girmesi demek aşının mutlak etkili olacağı anlamında değil. Grip aşılarında olduğu gibi verdikleri bağışıklık kısa olabilir. Bunun ne kadar olacağını şu anda kestiremiyoruz. Çünkü bu hastalık çok yeni. Üzerinde tecrübeler, gözlemler gerekiyor. Ama bir şekilde aşı kullanıma girecek. Aşı kullanıma girecek ama dünya nüfusuna dikkat edelim. Bu ne kadar üretilecek? Fiyatı ne olacak? Umarım Dünya Sağlık Örgütü ve diğer yetkili kuruluşlar bunun fiyatı konusunda da makul bir belirleme yapılır. Ve dünyada pek çok ülke, başta riskli gruplar olmak üzere aşıya ulaşır. Yani aşıyı üretmek tek başına çözüm değil. Aşıya dünyadaki kitlelerin ulaşması gerekiyor. Yoksul ülkeler, düşük gelirli ülkeler dahil buna ulaşması gerekiyor. Yani aşı üretildikten sonra bir sorun da buna ulaşması gereken kesim konusunda şu anda bu işin bir garantisi yok. Biz ülke olarak inşallah bunu başarırız ama her ülke bunu başaracak ki biz de kendimizi garantiye almış olalım. İlaçlar konusunda bu hastalığa yönelik dört dörtlük etkili bir ilaç yok. Örneğin gribe etkili, sıtmaya etkili değişik ilaçların bu hastalığa, bu mikroba SARS-CoV-2 etkili olduğu laboratuvarda tespit edildikten sonra bunların klinikte ön denemelerinin bazı olumlu neticeler alınan ilaçlar şu anda kullanılıyor. Bu ilaçlardan etkili olan bir ilaç, gribe karşı etkili olan Japonya tarafından üretilen bir ilaç, daha sonra Çin'de de üretilmişti. Ülkemizde de ilgili firmadan gerekli izinler alınarak sentez edildi. Bu da büyük bir başarı ülkemiz için. Yani bu ilacın temininde hastalık eğer artarak devam ederse biz en azından kısmen de olsa etkili bir ilacın Türkiye'de üretilebilmesi bizim için önemli bir katkı oldu, önemli bir gelişme oldu. Henüz daha doğrudan bu ilaca yönelik, bu virüse yönelik daha etkili, çok daha büyük başarı sağlayan, etkinliği ileri çalışmalarla ortaya konan bir molekül yok. Farklı hastalıklarda daha önce kullanılmış, bilinen ilaçlardan en etkililer şu anda kullanılıyor. Doğrusu bağımsız bir molekül, sadece bu hastalığa yönelik bir molekül çalışması, en azından ben şu an itibariyle bilmiyorum. Var olanların bir açıdan farklı denemeleri yapılıyor. Bu bağlamda aşının başarılı olması durumu tabii ki çok daha büyük bir etki sağlayacak. Önemli olan insanlar hastalanmadan bunları korumamızdır. Koruyucu hekimlik
her şeyin başıdır. Eylül-Ekim erken 2021'in sonu ama çok sürpriz bir şekilde tabii ki burada ülkeler arasında büyük bir yarış var. Bu yarışın farklı boyutları da var. Amerika bu konuda birden bir atak yapabilir. Yani mevcut konjonktür nedeniyle. Ama şu andaki akışla dünyadaki insanların 2021'i içinde bu aşıya ulaşabilecekler. Ama dediğim gibi bu ne kadar üretilecek? Dünyada bunun fiyatı ne olacak? Buna diğer insanlar nasıl ulaşacak? Bu şu anda belli değil. Ama 2021 başlarında veya ilk 3 ayında umarım aşı kullanıma gelir.